arkadaşlar. Bu haftaki denememiz Katyon yayınlarının 3. deneme İlk sorumuz arkadaşlar bize ne demiş? Şunu söylemiş. Ee, Ali demiş tablo birde kartların üzerinden numara 10 ile aralarında asal olanları. 10 ile aralarında asal olanları. 1 ile aralarında asaldır. 2 ile aralarında asal mıdır? Değildir. 3 ile aralarında asaldır. 4 ile de değildir, 5 ile de değildir, 6 ile değildir, 7 ile aralarında asaldır, 8 ile de değildir, 9 ile aralarında asaldır şeklinde biz ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Peki ne demiş ondan sonra arkadaşlar? Demiş ki o olanları Cenk ise tablo 2'de kartların üzerinde 12 ile aralarında asal olmayanları. 12 ile aralarında asal olmayacaksa demek ki 2'ye arkadaşlar bunu ne yapabiliriz? Görmüş olduğunuz gibi 2 ile aralarında asal değildir. 3 ile aralarında asal değildir. 4 ile aralarında asal değildir. 6 ile aralarında asal değildir. 8. Buradan başka 9 arkadaşlar. Bir de 10 şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Tablo 1'de kalan kartların üzerinde. Yani demek ki biz bu kartları almışız. Kalan kartlarımız 2 var, 4 var, 5 var, 6 var, 8 var ve 10 var. Kalan kartların üzerinde numara asal sayı olmayanları sayı olmayanların sayısı. Asal olmayanların sayısı. Asal olmayanlara baktığımız zamanki durumda arkadaşlar bizim hangilerimiz var? Burada baktığınız zaman arkadaşlar bir 4'ümüz var. Değil mi? Bir altımız var. Bir 8'imiz var. Arkadaşlar bir 10'umuz var. Yani toplamda dört tane bizim asal olmayan sayımız var. Peki tablo 2'de kalan kartların üzerindeki numara asal olanların sayısından kaç fazladır? Asal olanlarımıza baktığınız zaman 1, 5 var. Bir de arkadaşlar 7 var. Yani 2 tane var. O zaman ne yapacağız? 4'ten 2'yi çıkartırsak arkadaşlar bizim kaç kalacak? 2 kalacak. O zaman cevabımız kaçtır? 2'dir şeklinde ne yaparız? Sonucu söyleyebiliriz. <laughs> Evet ikinci sorumuz arkadaşlar bize bir mağaza indirim yaptığı ürünleri diyor. Yapılan indirim oranlarına göre sarı kırmızı olacak şekilde arkadaşlar ne yapmış? Bu şekilde belirlemiş. Bu mağazada satılan sarı ve kırmızı etiketli ürünler ve fiyatları aşağıdaki gibiymiş demiş. Elif bu mağazadan bir tane sarı bir tane kırmızı etiketli ürün alacaktır. Buna göre Elif'in ödeyeceği ücret için kaç farklı olası durum vardır demiş. Şöyle düşünebiliriz. 30 arkadaşlar 40'ı e, e, alabilir. Yani o zaman toplamda arkadaşlar 30'a 40'ı toplarsak kaç yapar? 70 alır. 30'a 60'ı toplarsak arkadaşlar burası kaç yapar? E, baktığınız zaman 90 alır. Sonra arkadaşlar 30'a 70'i toplarsam 100 TL'lik olur. 30 arkadaşlar 80'i toplarsam 110 TL'lik olur. 40 arkadaşlar 40 toplarsam 80 TL'lik olur. O zaman 80 TL'yi de yazabiliriz buraya. 40 ile arkadaşlar 60 toplarsam 100 vardı. Zaten burada 100 vardı. O zaman bir daha yazmamıza gerek yok. Çünkü lifin ödeyeceği ücret için kaç farklı olası durum vardır diyor. Farklı diyor. O zaman 40 ile arkadaşlar 60 topladım. 100 yaptı 40 ile 70'i topladım arkadaşlar. 110 yaptı 40 ile arkadaşlar 80'i topladım. 120 yaptı o zaman 120'yi yazdım. 50 ile 40'ı topladım 90, 50 ile 60 topladım 110, 50 ile 70'i topladım arkadaşlar 120, 50 ile 80'i topladım 130. E 60 da arkadaşlar 40 topladım 100, 60 da 60 topladım 120, 60 da 70'i topladım arkadaşlar bizim 130, 60 ile 80 topladım 140. Demek ki alabileceği farklı değerler arkadaşlar bizim bunlardır. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 8 tane. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Adana'ya eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar bize ne demiş? Şunu söylemiş. Bir mağazada demiş arkadaşlar bizim bir ayda satılan tişörtlerin renklerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde ve bu mağazanın sattığı tişörtlerden kazandığı para miktarları sütun grafiğinde verilmiştir diyor. Bu mağazada satılan tişörtlerden renkleri aynı olanların fiyatları neymiş arkadaşlar eşitmiş. Buna göre bu mağazada satılan hangi renkli tişörtlerin bir tanesi diğerlerinden daha pahalıdır demiş. Burada şunu yapabiliriz. Burası 100, burası 50, burası 90 sa. Demek ki buradaki açımız arkadaşlar bizim kaçtır? 120 derecedir. Tamamı 360 derece olduğundan dolayı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan diyelim ki burası bütün sıfırlara atacak olursak arkadaşlar. Buradan 9 tane aldığını düşünelim. 9 tane tişört daha doğrusu sattığını düşünelim. Bunlar 10 tane tişört. Bundan 5 tane tişört. Bundan da arkadaşlar 12 tane tişört sattığını düşünelim. Şimdi şöyle yapıyorum. Demek ki 10 tane tişörtü ben 20 TL'ye sattığıma göre bir tişörtümüz arkadaşlar. 20 bölü 10'dan o da işleri 2 TL yapar. Mesela diyelim ki arkadaşlar 5 tane tişörtümüz eğer satılmışsa 5 tane tişörtten elde etmiş olduğum gelir ne kadar? 8 TL ise 8 bölü 5 kadar elde etmişim. Buraya dikkat edecek olsanız arkadaşlar 2'den daha küçüktür. Demek ki bunu otomatik olarak eledik. 12 tane sattığımızı düşünecek olursak 12'yi 18 TL kar yapı parayla satmışsam 18 bölü arkadaşlar 12'den. O da işte yine aynı şekilde 2'den küçük olduğunu düşünebiliriz. Bunu da otomatik olarak eledik. Devam edelim. 9 tane sattığımızı düşünecek olursak 15 TL para kazanmışsam 15 bölü 9'dan arkadaşlar yine aynı şekilde 2'den küçük olduğundan dolayı en fazla demek ki nedir? Mavi şeklinde söyleyebiliriz. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıdaki birinci raf ve ikinci rafın kitap konulan kısımların uzunlukları birbirlerine eşit olduğu söylenmiş. Yukarıda demiş arkadaşlar birinci rafta kalınlığı demiş 2 üzeri eksi 5 metre olan kitaplardan 96 tane konulmuştur diyor. O zaman bundan arkadaşlar birinci rafa 96 tane konulmuşsa buranın uzunluğu 96 çarpımda arkadaşlar. 2 üzeri eksi 5'i nedir arkadaşlar eşittir. Peki ikinci rafa ise kalınlığı 3 üzeri eksi 3 metre olan arkadaşlar kitaplardan belirli sayıda konulmuştur. X kadar konulduğunu düşünelim. O zaman buranın uzunluğu x çarpımda arkadaşlar 3 üzeri eksi 3 şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi bu ifademiz arkadaşlar 96 bölü kaç eşittir? 32 eşittir. Bu ifademiz kaç eşittir? X bölü arkadaşlar 27 eşittir. Ben bunları ikisini birbirlerine eşitlerim. Çünkü ikisindeki rafların uzunlukları birbirlerine eşittir. O zaman x bölü arkadaşlar 27 o da eşittir. 96 bölü arkadaşlar 32 deriz. Şimdi 32 ile 96'yı sadeleştirdiğimiz zaman burada kaç kalır? 3. 3 ile 27'yi çarptığımız zaman kaç yapar? 81. Demek ki arkadaşlar buradaki rafa bizim 81 adet neyi ekliyoruz arkadaşlar? Kitaplardan koyabiliyormuşuz. Peki buna göre ikinci rafa konulan kitapların bir tanesinin fiyatı altının karesi olduğuna göre ikinci rafa konulan kitapların tamamının satışından elde edilen gelir kaç TL'dir? Eğer bundan 81 tane ise ve 6 üzeri 2 TL her birinden kar yapıyorsam ben o zaman ne yapabilirim arkadaşlar? Şunu söyleyebilirim. 81 çarpımda arkadaşlar 6 üzeri 2 TL kar yapıyorum diyebilirim. 81 81.9'un arkadaşlar kaçıncı kuvveti? Karisi. 9'un karesinin arkadaşlar 6'nın karesinin C kuvvetini çarptığımız zaman üstler eşitse tabanları çarparsam 54'ün arkadaşlar karisi şeklinde söyleyebilirim. Yani cevap nedir? Bolu şeklinde diyebiliriz. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar aşağıda bir mağazada demiş satılan tişört ve şapkaların etiket fiyatıyla bu ürünlere etiket fiyatı üzerine uygulanacak olan indirim oranları verilmiştir diyor. Adem bir mağazadan yukarıdaki şapka ve tişörtü indirimli olarak almıştır diyor. Buna göre Adem'in bu ürünlere ödediği paranın TL cinsinden değerinin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi e, 95 TL'yi %25 indirimle alırsa 175 demek ki parasını verecek. O zaman 95-75 bölü %'e ne yaparız? Çarparız. E, 95 ile 75'i çarparsak arkadaşlar bizim e, burada 7125 bölü arkadaşlar 100 şeklinde bulabiliriz. E bu da bizim ne eşittir arkadaşlar? 71 arkadaşlar 25 TL eşittir. Peki etiket fiyatı 75 TL'den %50 indirimi yaparsa o zaman 75'i ne yaparım? 2'ye bölerim. O da arkadaşlar 37,5 TL'den almıştır diyebiliriz. E benden bu ikisini toplamamızı isteniyor. O zaman 75,25 de 37,5 arkadaşlar ne yapıyorum? Topluyorum. Topladığımız zaman burası 5, burası 7, burası arkadaşlar 8, burası arkadaşlar 108, 108,75 şeklinde söyleyebiliriz. Bir kere A şıkkının ve B şıkkının otomatik olarak elendiğini görebilirsiniz. Burada arkadaşlar 180 şeklinde söylenmiş. Demek ki bunu da eleriz. Buradaki ifademiz az o zaman ne eşittir? 108,75 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevap ne eşittir? Denizli eşittir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet 6. sorumuzda aşağıda 7 topun her birinin üzerinde bir tane üstü ifade vardır diyor. Bu toplardan sırasıyla Aylin, Nazlı ve Salih ikişer top almıştır diyor. Ailenin aldığı topların üzerinde yazan sayıların çarpımı 2 üzeri eksi 5 diyor diyor. Şimdi böyle tip sorularda çözmeniz gereken arkadaşlar öncelikli olarak bunların hepsini iki tabanına çevirin. Burası arkadaşlar 2'nin 5. kuvvetinin eksi 2. kuvveti 2 üzeri kaç yapar? Eksi 10. Aynı şekilde burası 2 üzeri eksi 2. Burası arkadaşlar 2 üzeri 3'tü. Burası arkadaşlar 2'nin 6. kuvvetinin karesi 2 üzeri 12. 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti 2 üzeri arkadaşlar 9. Buradaki ifademiz 2 üzeri 4'ün karesi 2 üzeri o zaman ne yapar arkadaşlar? Bizim 8. E burası da arkadaşlar 2 üzeri kaç eşittir? 5 eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bizden 2 üzeri eksi 5 isteniyor. O zaman 2 üzeri eksi 5 ise ben bu ikisini çarptığım zaman yani 2 üzeri eksi 10 arkadaşlar. 2 üzeri 5'i çarptığımız zaman 2 üzeri kaç yapar arkadaşlar? Eksi 5 yapar. Demek ki şu ikisi otomatik olarak gitti. Ailinde bu. Peki Nazlı'nın aldığı topların üzerinde yazan sayıların çarpımı 2 üzeri 6 eşittir. 2 üzeri 6 eşit olabilmesi için arkadaşlar ben bu ikisini çarpabilirim. Yani 2 üzeri eksi 2 ile arkadaşlar 2 üzeri 8'i çarptığımız zaman 2 üzeri 6 eşittir. Demek ki o zaman şu ikisi de ne yapar arkadaşlar? Otomatik olarak gider. Peki Salih'e kalan toplardan ikisini çarpmıştır diyor. Şimdi Salih demek ki o zaman ne yapacak? 2 üzeri 3, 2 üzeri 12, 2 üzeri 9'dan 2 tanesini ne yapacak arkadaşlar? Çarpacak. E, Salih'in aldığı topların üzerinde yazan sayıların çarpma aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. E, 2 üzeri 9 ile 2 üzeri e, 12'yi çarptığımız zaman 2 üzeri 21 yapar. 2 üzeri 18 olabilmesi için sanki bir şeye gerek yok gibi. O zaman cevap bolu şeklinde söyleyebiliriz. 2 üzeri 15 için baktığımız zaman şu ikisini çarparsak 2 üzeri 15 yapar. Bu gider. 2 üzeri 12 için arkadaşlar 9 ile 3'ü çarptığımız zaman yani 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 9'u çarptığımız zaman 2 üzeri 12 yapar. Bu da gider. O zaman cevap boldur şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim 7. soruya. Aykut dairesinin demiş içindeki sayılara uygulayacağı işlemi yukarıdaki bir tanımlamıştır demiş. Yani ne yapmış arkadaşlar? Bunlar bunu toplamış buna bölmüş karekök içerisinde bunlar oluyormuş. E buna göre hangisinin sonucu rasyonel sayıya eşittir? Şimdi buradan bakacak olursak arkadaşlar 0,6 ile 0,8'i toplarsak şöyle yapalım karekök içerisinde. 0,6 ile 0,8 toplarsak 0,2'yi toplarsak 0,8 yapar. 0,8 bölü kaç yapar arkadaşlar? 10. 8 zaten karekök dışına tam çıkamadığından dolayı buna eleriz. Buna bakacak olursak kök içerisinde arkadaşlar 4 ile 5'i toplarsak 9 yapar. 9 bölü arkadaşlar 5 yapar. 5 çıkamadığından dolayı buna eleriz. Buna baktığınız zaman 9 arkadaşlar 0,9 ile 0,7'yi topladığımız zaman 1,6 yapar. Kök içerisinde 1,6 bölü arkadaşlar burası kaçtır? 10'dur. Şimdi ben buradan 1,6'yı bir kaydırdığımız zaman sağa doğru ya da bir 16 bölü 10 da yazabilirsiniz. Buradaki ifademiz arkadaşlar bizim kök içerisinde 16 bölü kaça eşittir? 100'e eşittir. 16 benim arkadaşlar 4 diye çıkar. 100 benim arkadaşlar 10 diye çıkar. 4 bölü 10 olarak çıkar. Yani bir rasyonel ifadeye eşit olur. O zaman cevabımız ne eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebilirim. Evet gelelim arkadaşlar 8. sorumuza. Bir torbada demiş 9 tane lacivert, 7 tane kırmızı ve 10 tane yeşil bilye vardır. Bu torbadaki bilyelerden içindeki 3 renkten de olacak şekilde bir miktar alınıyor. Buranın altını özellikle çiziyorum arkadaşlar. Buraya dikkat. Son durumda demiş torbadan rastgele alınan bir bilye renklerine göre eş olasılıklı olabilmesi için. Eş olasılıklı demek bütün arkadaşlar sayılarının birbirlerine eşit olması gerekiyor demektir o olasılıklı olduğuna göre başlangıçtaki torbadan alınan bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi lacivert sonra kırmızımız sonra arkadaşlar bizim neyimiz var? Yeşilimiz var. Buradan 9 tane var. Buradan arkadaşlar 7 tane var. Buradan arkadaşlar kaç tane var? 10 tane var. Bunların öncelikli olarak eş olasılıklı olabilmesi için mesela diyelim ki her birinin Şimdi her birinden kesinlikle birer tane alacağı yani en az bir tane alacağımızdan dolayı o zaman demek ki buranın 6 tane olabilmesi için o zaman ben buradan bir tane almam lazım. Buradan 6 olabilmesi için buradan 3 tane almam lazım. Buradan 6 tane olabilmesi için buradan 4 tane almam lazım. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 8. 8 olabilirmiş bunu eledik. Peki 6 tane değil de 5 tane olması için düşünelim. 5 tane olabilmesi için buradan 2 tane almam lazım. 5 tane olabilmesi için buradan 5 tane almam lazım. 5 tane olabilmesi için buradan 4 tane almam lazım. Bunları topladığınız zamanki durumda arkadaşlar burası kaç yapar? 11 yapar. Demek ki bunu da eledik. Peki 5 tane dedik. 4 tane olabilmesi için o zaman da olacak. 4 tane olabilmesi için arkadaşlar buradan baktığınız zaman 3 tane almam lazım. 4 tane olabilmesi için buradan 6 tane almam lazım. 4 tane olabilmesi için arkadaşlar buradan 5 tane almam lazım. Bunları da toplarsak arkadaşlar burası bizim kaç yapar? 9, 14 tane yapar. Demek ki 14'ü de eledik. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Denizli şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet gelelim arkadaşlar 9. sorumuza. 9. sorumuza ABCD dikdörtgenlerinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıdır demiş. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının santimetre cinsinden değerlerinin iki farklı asal çarpanı vardır demiş. Hem bu kenarın hem bu kenarın iki tane farklı asal çarpanı var. Ve buna göre ABCD dikdörtgenin alanı 180 santimetre kare olduğuna göre çevre uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Ee, öncelikli olarak şunu söyleyebiliriz. 18'e 10'u düşünmüş olabilirsiniz. Yani mesela buraya 18 buraya 10 diyecek olursam burası 2 çarpında 5'tir. Burası da arkadaşlar bizim 2 ile 3'tür asal çarpanları. O zaman ama burası 28 yapar. 28 de burası yapar arkadaşlar. 28 28 56 yapması lazım. Şıklarımızda 56 var mı? Yok. Demek ki bunun olma olasılığı arkadaşlar bizim nedir? Yoktur. Peki devam edelim o zaman farklı değerler verelim. Ben bu 180 arkadaşlar asal çarpanlarına ayırsam. 180 demek ne demek? Arkadaşlar 18 10'un çarpımı. Yani 18 demek ne demek? 3 çarpımda 3 çarpımda arkadaşlar. 2 çarpımda 10 da 2 çarpımda 5'e eşittir. Peki ben buradan arkadaşlar iki tane farklı asal çarpanları olacak şekilde düşünecek olursam acaba hangi sayılar olabilir diye düşünüyorum. E buradan baktığımız zamanki durumda arkadaşlar. Mesela diyelim ki arkadaşlar buradan biz şöyle yapalım. Mesela şu 4 ile 2 çarpımda 2. 4 ile arkadaşlar 3'ü alsam. Burada da arkadaşlar 3 ile 5'i alsam. Bakın arkadaşlar buradaki kenarımız dikkat edecek olursanız bizim kaç yapabilir? Şöyle düşündüğünüz zaman burası 15 yapabilir. Şurayı 15. Burayı da arkadaşlar kaç düşünebiliriz? 12 şeklinde düşünebiliriz. Burayı sildiğimiz zaman burayı da 12 düşünebiliriz. Şimdi 15'in 2 tane asal çarpanı var. 2, 5 ve 3'tür. 12'nin arkadaşlar iki tane asal çarpanı var. 2 ve 3'tür. O zaman demek ki arkadaşlar burası 15 ile 12'nin çarpımı 180 olabilir. E bunların çevre uzunluğunu soruyor. Çevre uzunluğuna topladığımız zaman burası arkadaşlar bizim kaç yapar? 27. 27 de bu taraftır. Toplarsanız arkadaşlar 54 şeklinde ne yaparız? Söyleyebiliriz. Yani cevap denizlidir. Peki arkadaşlar bizim 10. sorumuz aşağıda sayı renk, sarı renkli kutuların içine Oklarla gösterilen mavi renkli kutuların içindeki sayıların çarpımı yeşil renkli kutuya da sarı renkli kutuların içindeki sayıların çarpımı yazılıyor. Burası 16 üzeri eksi 2 ise burası A kadarsa demek ki burası A çarpımında arkadaşlar 16 üzeri eksi 2 eşitmiş. Burası A burası 3 üzeri eksi 4 ise demek ki burası A çarpımında arkadaşlar 3 üzeri eksi 4 eşitmiş. Demek ki 12 üzeri eksi 2 demek şu ikisini çarpımına eşitmiş. Yani şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. A çarpımında ya da bu ikisini çarparsam A'nın karesi yapar. A'nın karesi çarpımında... 16 üzeri eksi 2. 16 üzeri eksi 2 çarpımında 3 üzeri eksi 4. Benim neye eşitmiş arkadaşlar? 12 üzeri eksi 2'ye eşitmiş. Peki bunların tabanlı 12 olabilmesi için ben bu 4'ün karesi olarak yazabilirim. 4'ün karesinin eksi 2. kuvveti yani a'nın karesi çarpımında 4 üzeri arkadaşlar 4'ün karesinin 4'ün karesinin eksi 2. kuvveti 4 üzeri eksi 4 yapar. Çarpımda 3 üzeri eksi 4. O da eşittir arkadaşlar. 12 üzeri eksi 2 yapar. Şimdi üstlerimiz aynı olduğundan dolayı tabanları kendi arasında çarpacak olursam a'nın karesi çarpımında 12 üzeri eksi 4 o da eşittir. 12 üzeri arkadaşlar eksi 2 eşit olduğunu görebiliriz. Ben buradan o zaman 12 üzeri eksi 4'e ne yapıyorum? Otomatik olarak bölüyorum. Böldüğüm zaman şunlar birbirlerini götürüyor. Tabanlarımız eşitse üstleri ne yapıyorum? Birbirlerinden çıkartıyorum. Yani a'nın karesi o da eşittir arkadaşlar. Diyorum ki 12 üzeri eksi 2 artı 4 yapar. Çünkü bu yukarı çıktığı zaman artıya dönüşür. Ya da bundan bunu çıkarttığımız zaman burası artıya dönüşür. O zaman arkadaşlar buradaki ifademiz ne eşittir? 12'nin arkadaşlar karesine eşitmiş. A'nın karesi. Şimdi A'nın karesi 12'nin karesine eşitse demek ki A'mız kaç eşittir arkadaşlar? 12'ye eşittir diyebiliriz. O zaman cevap ne eşittir? Bolu'ya eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim 11. soruya. Aşağıdaki hedef tahtalarına yetişer kes atış yapan demiş. Beril ve Selin'in hedef tahtasına vurdukları noktalar verilmiştir diyor. Hedef tahtasına vurulan bölgelerin üzerinde yazan tam sayıların kareköküne en yakın olduğu tam sayı değeri kadar puan verilmektedir diye ne yapmış arkadaşlar? Bize sormuş. Mesela diyelim ki arkadaşlar burada kök e, kaç kaça eşittir? Kök 12. Kök 12'ye baktığınız zamanki durumda arkadaşlar bizim kaça eşittir? 3'e yakındır. O zaman burası 3'tür. Kök 21 arkadaşlar. Kök 21'e baktığınız zamanki durumda arkadaşlar bizim kaçtır? Kök 25'e eşittir. O zaman burası 5'tir. Kök 40 arkadaşlar. Kök 40'a baktığınız zaman burası kök 36'ya eşittir. O zaman burası 6'dır. Kök 56'ya baktığınız zaman arkadaşlar burası bizim 49'a yakındır. O zaman burasının puanı kaçtır? 7'dir. Şimdi buraya baktığınız zaman arkadaşlar e, burası demek ki arkadaşlar bizim kaç tane vurulmuş? 7 bir tane vurulmuş. Buradan arkadaşlar baktığınız zaman buradan bir tane 3 vurulmuş. E, buradan arkadaşlar kaç tane? 3 tane arkadaşlar 6 vurulmuş. E, buradan da arkadaşlar bizim iki tane 5 vurulmuş. O zaman e, Selin için düşündüğümüz zamanki durumda arkadaşlar puanımız kaça eşittir ona bir bakalım. Burası arkadaşlar 7 gelmiş. Burası 6 kere 3'ten arkadaşlar 18 gelmiş. 18. Ee, sonra arkadaşlar buradan 2 tane gelmiş. 10 puan buradan gelmiş. 7 gelmiş. Bir de 3 gelmiş. Topladığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 38 yapar. Peki. Beril'e bakalım arkadaşlar. Beril. Beril'den olmuş. Buradan arkadaşlar baktığınız zaman burası 7. 7'den kaç tane gelmiş? 2 tane gelmiş. Yani demek ki burası kaçtır? 14'tür. Sonra bundan arkadaşlar 2 tane gelmiş. 6'dan. 6'dan 2 tane geldiğine göre burası kaç yapar? Arkadaşlar 12 yapar. Sonra buradan 2 tane gelmiş. Yine 10 puan buradan gelmiş. Ondan sonra bir tane de buradan arkadaşlar 3 puan gelmiş. o o zaman bunu topladığınız zaman arkadaşlar burası bizim kaç yapar? E, 6, 7, 8, 9, 39 yapar. Demek ki Beril 39. Buna göre diyor. Beril ve Selin'in yaptığı yedişer atışın sonunda kazanan oyuncu ve aldığı puan aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Demek ki en yakın olduğu tam değeri kadar puan verilmektedir. Kazanan oyuncu dediğine göre demek ki en yüksek puanı kim almış? Beril almış. O zaman demek ki Beril arkadaşlar bizim kazanan oyuncumuz. O zaman cevabımız kaç eşittir? 39'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet gelelim arkadaşlar 12. sorumuza. Bu işlemin sonucu arkadaşlar bizim kaça eşittir diye sormuş. Şimdi üstlü ifadelerde eğer e, kareköklü ifadelerde üslü ifademiz varsa eğer bunların üstü de arkadaşlar bizim çift ise karekök işine çıkarken her zaman için bu üslü ifadenin yarısı şeklinde dışarı çıkar. Mesela burası 5'in karesi ise o zaman demek ki buradaki ifademiz 5'in arkadaşlar 1. kuvveti şeklinde dışarı çıkar. 8'in 4. kuvveti ise burası 8'in karesi olarak dışarı çıkar. 30'un 4. kuvveti ise 30'un arkadaşlar karesi olarak dışarı çıktı. 30'un 3'ün 6. kuvveti ise 3'ün üçün 3. kuvveti olarak dışarı çıktı. Bölü 2'nin 12. kuvveti 2'nin 6. kuvveti olarak dışarı çıktı. 12'nin 4. kuvveti 12'nin arkadaşlar karesi olarak dışarı çıktı. 15'in 6. kuvveti o zaman burası arkadaşlar 15'in kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti olarak dışarı çıktı. Şimdi buraya baktığımız zamanki durumda arkadaşlar 2 üzeri 6 şimdi 8 demek ne demek? 2'nin 3. kuvveti demek. 2'nin 3. kuvvetin karesi o zaman ne yapar? Arkadaşlar burası 64 ise burası 64. Şu ikisi otomatik olarak ne yapar? Birbirlerini götürür. Peki devam edelim. 3'ün 3. 3. kuvveti ile 15'in 3. kuvvetinde 3 ile 15'i sadeleştirdiğim zamanki durumda arkadaşlar buradan ne yapar? 5'in 3. kuvveti olarak bulabiliriz. Peki devam ediyorum. Diyorum ki arkadaşlar eğer burası 5'in 3. kuvveti ise 5'in 1. kuvveti ile 5'in 3. kuvvetini sadeleştirsem 5'in karesi yapar. Şimdi 30'un karesi 30'un karesi bölü burası 12'nin karesi ile 5'in karesi. Üstlerimiz eşit olduğundan dolayı tabanları çarparsam 60'ın arkadaşlar karesi yapar. Üstlerimiz eşit olduğundan dolayı tabanları kendi arasında bölersem arkadaşlar burası 30 bölü 60'ın kaçıncı kuvveti karesi yapar? Bunlar arkadaşlar sadeleşirse 1 bölü 2'nin karesi yapar. 1 bölü 2'nin karesi de neye eşittir? 2 üzeri eksi 2'ye eşittir diyebiliriz. O zaman cevabımız neye eşittir? Bolu'ya eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim arkadaşlar 13. sorumuza. Burada da bilimsel gösterimle alakalı bir soru vermiş. Aşağıdaki şekilde demiş ABC'de dikdörtgen ve EBCF bir kare olduğu söylenmiş. Burası demek ki bir kareymiş. E Burası bir kare ise ben bunun bir kenarını bulabilmek için öncelikli olarak 1,6'yı 16'ya çevirmem lazım. O zaman burası 16 çarpımda arkadaşlar bir sağa doğru kaydırdığım zaman 10 üzeri eksi 6 yapar. Ben bunun kare kökünü aldığım zamanki durumda arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. 16 çarpımda 10 üzeri arkadaşlar eksi 6'nın kare kökünü aldığım zamanki durumda 16 benim 4 diye çıkar. 10, 10 üzeri eksi 6 ifadesi de benim 10 üzeri eksi 3 olan çıkar. Demek ki arkadaşlar buradaki ifademiz 4 çarpımda 10 üzeri kaç eşitmiş? Eksi 3 eşitmiş. Peki bizden istenen ne bizden istenen şu bu dikdörtgenin arkadaşlar alanı kaçtır diye sormuş. E, bu dikdörtgenin alanını bulabilmek için arkadaşlar burada mesela 35 çarpımda 10 üzeri eksi 3 olarak yazacak olursam bu ikisinin çarpımına eşittir. Yani 35 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 ile arkadaşlar 4 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri eksi 3'ü çarpacağız 4 ile 35 çarparsam 140 yapar. 140 çarpımda 10 üzeri eksi 6 yapar. Şimdi bizden bilimsel gösterim denildiğinden dolayı ne yapacağız? 1, 2 birim sola doğru kaydıracağız. 2 birim sola doğru kaydırırsam 1,4 çarpımda 10 üzeri burası da 2 birim artacak demektir. O zaman eksi 4'e eşittir diyebiliriz. Yani cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Denizli şekilde ne yapıyorum? Söyleyebilirim. Evet gelelim 14. sorumuza. Mert bir kutunun içine demiş, eş büyüklükteki A, marka toplardan koymuştur. Kutudaki A, marka topların toplara ödenen toplam ücret miktarları birbirlerine eşit olduğu söylenmiş. Eğer toplam ücret e, miktarları birbirlerine eşitse 120 ile 10'u çarptığımız zaman demek ki arkadaşlar adet fiyatımız 10 TL ödenen toplam ücret 120 TL. E, o zaman ne yapacağız? O zaman 120 ile arkadaşlar onu çarptığımız zamanki durumda o zaman 1200 TL yapar. Buradan şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ödenen toplam ücretimiz o zaman bizim buradan kaç yapar? 15 ile neyi çarparsam arkadaşlar ödenen toplam ücret olur. E, 80'i çarparsam 1200 TL yapar. Yani şu ikisini çarpımları hepsi zaman için birbirlerine eşit olacakmış. O zaman demek ki burası 1200 olabilmesi için o zaman şuranın da 1200 olması lazım. 1200 olabilmesi için buraya kaç demem lazım? 80. 80 ile 15 çarparsam 1200 yapar. 12 ile 100'ü çarparsan 1200 yapar. 6 ile 200'ü çarparsan 1200 yapar. Bizden istenen neydi? Bizden istenen şuydu. Buna göre kutudan rastgele alınan bir topun D marka top olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi toplamda baktığınız zamanki durumda ödenen toplam ücretler 80 120 o zaman e, topladığımız zaman 200 400 500 demek ki 500'ü arkadaşlar bizim %100'üne eşitse D markaya ödene toplam ücret ne kadarmış 200 TL'ymiş o zaman 200'ü yüzde kaçına eşittir diye ne yapabiliriz orantı kurabiliriz şu sıfırlar birbirlerini götürür 5 ile 100'ü sadeleştirsem burada 20 yapar 20 ile 2'yi çarparsam 40 yapar demek ki kaça eşitmiş bizim yüzde 40'ına eşitmiş diyebiliriz arkadaşlar yani cevap nedir denizidir Evet gelelim 15. sorumuza arkadaşlar. Olasılık sorusu demiş ki aşağıdaki tablo 1'de verilen karaköklü ifadelerin her biri tablo 2'de verilen karaköklü ifadelerin her biriyle birer kez ne yapılıyormuş arkadaşlar çarpılıyor. Ve bulunan sonuçlar özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyormuş. Buna göre bu torbadan rastgele alınan bir kartın üzerinde yazan sayının tam sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Bunları kare kök dışına bir çıkartalım. E, kök 8 ifadesine baktığımız zamanki durumda bizim 2 kök 2 eşittir. Burası arkadaşlar bizim ne eşittir? 3 kök 3 eşittir. Burası arkadaşlar 3 kök 5 eşittir. Burası 16 zaten 4'e eşittir. Burası arkadaşlar 6 kere, e, 3 kere 4'ten yani 2 kök 3 yapar. Burası 9 kere 2'den 3 kök 2 yapar. Burası arkadaşlar bizim 4 kere 5'ten 2 kök 5 yapar. Buradaki ifademiz kök 10. Burası arkadaşlar bizim 3. Burası 6 kere 4'ten 24. 2 kök 6 şeklinde söyleyebiliriz. Buna göre demiş. Şimdi toplamda baktığınız zaman burada 4 tane sayımız var. Burada arkadaşlar 6 tane sayımız var. 6 kere 4'ten toplamda arkadaşlar bizim 24 tane zaten sayımız yapacak. Demek ki payda kısmına kaç gelecek arkadaşlar? 24 tane gelecek. Peki doğal sayı yapan hangisi olabilir? Mesela 2 kök 2 ile arkadaşlar 3 kök 2'yi çarparız. O zaman 2 kök 2 çarpında 3 kök 2. Karakök içerisindeki sayıların eşit olması eş olmaları lazım ki çarptığımız zaman karakök dışına bunlar çıkabilsin. Mesela 3 kök 3 ile 2 kök 3. 2 kök 3 çarptığımız zaman ne yaptı arkadaşlar? Burası yine bir doğal sayı yaptı. Mesela arkadaşlar kök 5 ile arkadaşlar 3 kök 5 ile 2 kök 5. 3 kök 5 ile 2 kök 5. Baktığımız zaman bunu şekilde söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki 4 ile de 3'ün çarpımı. 4 ile de 3'ün çarpımı ne yapar? Yeni bizim bir doğal sayı yapar arkadaşlar. Başka var mı diye bakıyorum. Yok. Demek ki istenen durum arkadaşlar bizim toplamda kaç tane? 4 tane diyebiliriz. O zaman 4 bölü 24'ten o da eşittir. 1 bölü 6 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız ne eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet gelelim arkadaşlar 12 16. sorumuz. Bir pastanede demiş üretilen demiş 720 adet simit satılmak üzere üç farklı bölgeye gönderilmiş. Aşağıda bu pastanenin ABC bölgelerine gönderildiği simitlerin sayılarına göre dağılımını vermiş. Şimdi 720 ise 720 demek ki arkadaşlar bizim 365 ise kat, kaç katı arkadaşlar 720 2'ye böldüğüm zaman 360 yapar. Demek ki buradaki açıların arkadaşlar 2 katı şeklinde alacağız. 100'ü arkadaşlar demek ki kaç tane gelmesi lazım? Burada 200 tane de satılacak. 120 arkadaşlar bizim demek ki 240 tane satılacak. Buradaki açımız zaten 360'tan çıkarttığımız zaman 140 kalır. 140'ta da arkadaşlar 280 tane satılacak şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi mavi bölgeye baktığımız zamanki durumda %90'ı satış yapıldığına göre %10'u demek ki satılamamış. O zaman 240'ın arkadaşlar %10'unu bir buluruz. Yani kaç tane satılamamış? 24 tane satılamamış olduğunu bulabiliriz. Satılamamış. Peki aynı şekilde arkadaşlar kırmızı bölgeye baktığımız zaman ya da turuncu bölgeye baktığımız zaman 280'in arkadaşlar %80'i satılmış. %20'si satılamamış. O zaman %20'sini bir bulalım. Bunu çarptığımız zaman bundan da 56 tane satılamamış. O zaman 56 tane 24'ü topladığımız zaman 56 ile 24'ü toplarsam toplamda arkadaşlar bizim 80 tane satılamamış gözüküyor. Ama bize toplamda 106 tane satılamamış olduğunu söylemişti. O zaman 106'dan ben 80 çıkarttığımız zamanki durumda 26 tane satılamamış olur. Bu da ne bizim arkadaşlar? C bölgesinde satılamamış olan e, simidimizin miktarı. Demek ki 26 tane satılamamış. Şimdi C bölgemizde bizim toplamda 200 tane vardı. O zaman 200'ün e, tamamı %100'üne eşitse o zaman diyorum ki 26 tanesi aslında yüzde kaçına eşittir? Yani biz satılamayan simitlerin yüzdesini buluyoruz öncelikli olarak. Şu iki tane sıfırlar birbirlerini götürdü. 2 ile 16'yı sadeleştirelim. 13 yapar. O zaman demek ki cevabımız kaç eşittir? %13'ü satılamamış. Yüzden 13'ü çıkartırsam o zaman kaç yapar arkadaşlar bizim? 87 yapar. Demek ki %87'si de satılmıştır. Yani cevap neye eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet gelelim 17. sorumuza arkadaşlar. Bir markette demiş A ve B marka maden suları satılmaktadır demiş. Bu sütun grafiğinde bu markette A ve B marka maden sularının çeşitlerine göre dağılımları gösterilmiş. Marketteki A marka maden sularının doğal olanlarının %80'i Şimdi bunların demek ki arkadaşlar %80'i sekseni limonlu olanların %50'si bunun %50'si e, sonra arkadaşlar ne yapmış vişne olanların %40'ı %40'ı sonra arkadaşlar burası elmalı olanın %80'i satılmıştır. B marka maden sularının ise doğal olanların %46 satılmış. %46 satılmış. Sonra limonlu olanların %50 satılmış. Sonra arkadaşlar vişne olanların %80'i satılmış. Ve elmalı olanların %80'i satılmış. Bu şekilde söylemiş. Şimdi buna göre o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buna göre bir miktarlarını bulalım. Buna göre markette kalan diyor A ve B marka toplam maden suyu çeşitlerinin kalan dediğine göre o zaman satılmışları değil de satılmamışların yüzdeliklerine göre bakalım. Eğer bunun yüzde 80 arkadaşlar satıldığına göre yüzde 20 satılmamıştır. O zaman 80'den arkadaşlar biz yüzde 20'sine bakacağız. 20 bölü yüzü. O da ne yapar arkadaşlar? Baktığınız zaman 16 tane yapar. Demek ki buradan 16 tane kalmış. Bunun yüzde 46'sı satıldığına göre %54'ü satılmamıştır. Demek ki buradan 54 tane kalmış. Limonluğunun e, limonlunun %50 satıldığına göre o zaman buradan 50 tane kalmış. Limonluğunun e, limonlunun B marka için düşündüğümüz zaman %50 satıldığına göre 60'a gelmiş. O zaman bunun %50 satılmadığına göre %50'si satılmıştır. E, o zaman ne yaparız? Burası 30 tane yapar. Vişneli'ye baktığımız zaman %40'ı satılmış. 70'in arkadaşlar %40'ı satılmış. %60'ı satılmamış. O zaman bunlar sadeleştirse kaç yapar? 42 tane yapar. Demek ki buradan 42 tane satılmamış. E, %80'i satılmışsa %20'si satılmamıştır. 90'ın %20'si o zaman kaç yapar? Bizim 18 tane yapar. Demek ki buradan 18 tane satılmamış. %80'i satıldığına göre yüzde arkadaşlar 20 satılamamış 16 tane yapar. %80'i satıldığına göre 70'in %20'si satılamamış. O zaman burası da bizim 14 tane yapar. Şu sıfırlar giderse 14 tane yapar. Buradan baktığınız zaman doğal sayımız arkadaşlar bizim doğal maden sularımız 16 54 daha toplarsak arkadaşlar 70 tane olduğunu görürüz. Burası 80 tane. Burası 50 60 tane. E, buraya baktığımız zaman da arkadaşlar 16 ile 14'ü topladığımız zaman 30 tane olduğunu görebiliriz. Peki toplamda kaç tane diye arkadaşlar buluyoruz? O zaman ben bunları toplarsam 100, 100, 240 şeklinde ne yaparız söyleriz? Demek ki 240 benim arkadaşlar 360'a eşitmiş. Peki buna göre şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Mesela doğal maden suyu bulabilmek için 70 diyelim. 70 o zaman kaça eşittir diye ne yapıyorum? Soruyorum. Şu sıfırlar arkadaşlar otomatik olarak gider. 6'ya böldüm arkadaşlar. Burası 4. 6'ya bölersem 6 yapar. 2'ye böldüm arkadaşlar. 2'ye böldüğüm zaman 35 yapar. Buradan 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 3 3 ile 35 çarparsam 105 yapar. Demek ki doğal maden suyunun açısı bizim 105 derece olması gerekiyor. Bir kere bu otomatik olarak bu ikisi gider. Ya bu olacak ya bu olacak. Peki burada farklı olan hangisi var? Elma 45 demiş, elma 60 demiş. Elmalıya bakalım. Elmalı bizim kaç tane? 30 taneydi. O zaman 240 yine aynı şekilde 360 eşitse 30 tanesi arkadaşlar kaç eşittir? <laughs> e o zaman buradan işler dışlar çarpımı yapalım. Şu sıfırlar gider. 6'ya böldüm 4 yaptı. 6'ya böldüm 6 yaptı. 2'ye böldüm 2 yaptı. 2'ye böldüm 3 yaptı. 2'ye böldüm 15 yaptı burası da. 15'i 3 çarparsam kaç yapar? 45 derece yapar. 45 derecelik bir açımız. Arkadaşlar elmalıda hangisinde var? A ve D içerisinde. Baktığımız zaman A'da var. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim Adana'ya eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet gelelim 18. sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusunda demiş eksi 1 ile 6 arası 14 eş parçaya bölünmüştür diyor. Buna göre bu sayı doğrusunda A ile gösterilen noktanın karşılık geldiği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 6 ile eksi 1 arasında 7 birim var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 14'e böldüğümüz zaman demek ki yarım yarım gitmiş. Yani demek ki arkadaşlar burası bizim neye eşittir? Eksi 1, 1, 1, 1 bölü 2 diyebiliriz. Burası o zaman kaç eşittir? 0 eşittir. Burası o zaman ne yapar arkadaşlar? Bizim 0 bölü 5 yapar. Burası 1 yapar. Burası 1.5. Burası arkadaşlar 2, 2.5, 3, 3.5. Sonra 4. Burası 4.5. Sonra 5, 5.5 şeklinde ne yapmış? Devam etmiş. Demek ki arkadaşlar A'mız bizim 4'ten büyük, 4,5'tan küçük, 5'ten daha küçük görmüş olduğunuz gibi. O zaman kök 12 olamaz. kök 8 olamaz. Kök 24 5'e daha yakındır arkadaşlar. O zaman bu gider. O zaman cevap ne eşittir? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet 19. sorumuzda arkadaşlar bize ne demiş? Aycan ve Nalan Ceylin bu yapbozu tamamladıktan sonra parçaların üzerine sırasıyla 1'den 100'e kadar numara yazmışlardır. Aycan, Nalan ve Ceylin yapboz parçalarını yerine aşağıdaki gibi koymuştur üzerindeki numaranın bir tane asal çarpanı olanlara ajan koymuştur. Şimdi bir tane asal çarpanı olanlar zaten birden yüze kadar 25 tane asal sayı olduğunu biliyoruz. Asal sayılarında bir tane asal çarpanı var. O zaman 25 tane var artı. Başka neyimiz var? Bir de tam kare sayılarımız olabilir. 1 olabilir, 4 olabilir, 9 olabilir e, 3'ün karesi 4'ün karesi 16 5'in karesi 25 olabilir 6'nın karesi olmaz 6'nın çünkü 2 tane asal çarpanı var 7'nin karesi 49 var 8'in karesi 64 var 9'un karesi 81 var 10'un karesi bizim 10'un karesini bulabilir miyiz 10'un karesini söyleyemeyiz o zaman ne yaptık görmüş olduğunuz gibi 25 tane burada sayımız vardı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane de burada var 25 artı 8'den toplamda burada 33 tane sayımız yapar. Peki bizden Aycan'ın koyduğu kart sayısı Ceylin'in koyduğu kart sayısından kaç tane fazladır demiş. Ceylin'inkine bakalım. Ceylin kalan kartları ise Ceylin koymuştur. Şimdi e, Nalan asal çarpanı 2 tane olanları demek ki Ceylin 3 tane olanları veya 4 tane olanları ama 4 tane olmayacak demek ki 3 tane olanları düşünelim burada o zaman hangi sayılar olabilir diye düşünüyorum. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. 2 çarpımda 3 çarpımda 5 olabilir diye düşünüyorum. En başta bundan başlamamız lazım. Çünkü en küçük asal sayılarımız bunlar. O zaman 30 olabilir, bunların katı olabilir, 60 olabilir veya 90 olabilir. E, sonra 2 çarpımda 3 çarpımda arkadaşlar mesela 7 olduğunu düşünelim. 6 kere 7 42 olabilir. O zaman 42 olabilir. 42'nin bir katı daha olabilir. 84 olabilir. Sonra 2 çarpımda 3 çarpımda arkadaşlar mesela kaç olabilir? 11 olabilir. O zaman 66 olabilir. E, ee, sonra 2 çarpımda 3 çarpımında 2 çarpımda 3 çarpımında kaç olabilir? Mesela 13 olabilir. Bunu da çarparsam arkadaşlar kaç yapar? 78 yapar. Doğru mudur? O zaman toplamda baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane de arkadaşlar burada varmış. E bizden bu ikisinin arasındaki farkı soruyor. O zaman 33'ten 7'yi çıkartırsak arkadaşlar bizim cevabımız kaç yapar? 26 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevap neye eşittir? Ceyhan'a eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar evet gelelim arkadaşlar burada 20. sorumuza. 20. sorumuzda da bize ne söylemiş? Aşağıdaki ipin uzunluğu kök içerisinde 2400 metre olduğu söylenmiş. 2400 metreyi ben kök içerisinde arkadaşlar 400 çarpımda kaç yazabilirim arkadaşlar? Buradan 6 yazabilirim. Yani 400 benim karekök içine 20 diye çıkar. 20 kök 6'ya nedir arkadaşlar? eşittir. Peki burada arkadaşlar her bir bu ipin bir ucundan başlanarak her birinin uzunluğu 0,54 metre olacak şekilde parçalar kesilerek ayakkabı bağcağı yapılacaktır demiş. 0,54'ü ben karekök kök dışına çıkartmak için ne yaparım? Şöyle yaparım. Kök içerisinde 54 bölü burası burası kaç yapar arkadaşlar? 100. 54'ü şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Baktığınız zamanki durumda 9 kere 6 şeklinde yazarım. Yani 3 kök 6 bölü arkadaşlar 10 şeklinde söyleyebiliriz. E bundan 60 tane kesilecekmiş. O zaman 60 tane kesileceğine göre ben bunu 60 ile çarparım. Şunlar birbirlerini götürürse 3 kere 6'dan arkadaşlar 18 yapar. 18 kök 6 eşittir. Demek ki 60 tane bağcığımızın uzunluğu. Buna göre demiş kalan parçanın uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangi tam sayıya daha yakındır demiş. 20 kök 6'dan 18 kök 6'yı çıkartırsam bizim kaç yapar arkadaşlar? 2 kök 6 yapar. 2 kök 6'nın yaklaşık değeri de içeri atarsam arkadaşlar bunu 6 kere 4'ten kaç yapar bizim? Kök içerisinde 24 yapar. Kök 24'ün yaklaşık değeri kök 25'e yakındır. O zaman cevabımız kaçtır? 5'tir şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz.